Tam bir şey soracaktım. Unutturdunuz bana siz şu andaki 154 bin mailla. Tabii 154 bin kişi nasıl paramparça olmuş? Nasıl hastane kapılarında 7 organı yok olmuş? Kimler nerede nasıl ne oluyor? Vatandaş yazıyor. Bir gittim diyor tırnağımın ucunu kestirmek için diyor. Atıyorum ben şimdi bir şey demiyorum hani. İşte ne yapıyorsunuz anladım, tırnaklara? Törpülüyorsunuz yani, sonra. Yani. Tamam. Törpülerken de dikkat edin. Niye biliyor musunuz? Hepatit dediniz ya demin. Şimdi törpülediniz. Hepatit C'li vatandaş. B'li. Törpülediniz kanadı ki kanıyor. Allah. Büyük çoğunlukla hani. Oradan geçti oraya. Hijyenik mi tekrar? Yok. Geliyor size yapıyor. Geçerse ne olacak? Tabii herkesin kendi aletinin olması lazım. Yok ama böyle bir şey. Lazım. Avrupa'da işte, nasıl usturalar falan biliyor musun? Şahsa münhasır. Biliyorum. Avrupa Birliği'ne girmek böyle kapı açmak değil. Avrupa'da yazdırın bakayım 4 tane ilaç doktora. Tabii. Hocam bir şey soracağım. Şimdi mesela gece çalışanlar. Gece çalışanlar, gece mesaisi yapanlar genelde ya sıkıntıdan ya bir şeyden bir yeriz bizler yani. Gece eve gidince falan. Uyku tutmaz hani adrenalin yüksek. Bir tek benim kendinizi için... anlatıyorsunuz. Hayır kendimi anlatmıyorum. Ben birazcık öyle her gece öyle yemiyorum. Gibi geliyor. Auranızdan belli. Ne yediğim mi? Yok yani gece gitti mi yiyorsunuz yani. Potansiyel var aurada yani. Kesinlikle yani belli oluyor bakın. Yani şu anda bunlar bakın 3 boyutta görülmüyor ama 4-5 boyutta gözüküyor. Hocam her gece yemiyorum. Bak ne dedim yiyorsunuz sanki dedim. Ha meylim var. Evet. Yiyebilirim. Yiyorsunuz neyse devam edelim yani. Evet. Hayır. Hocam beni bana anlatmayın. Her neyse şimdi Ali... Tamam benimki var. Diyelim ki ya başka birisi de her gece yiyen biri de var yani. Bu kişilerde daha sonra hani böyle çok yedikten sonra bir saldırırsın falan ya bazen. Çok yedikten sonra uyku problemi falan da oluyor tabii ki. Uyuyamıyorsun, şişiyorsun falan. Var mesela bize tavsiye bizlere, bizim bakın gibilere. Bakın nasıl ya Allah konuşturuyor sizi bize tavsiyeniz yediğinizi dolayısıyla. Siz benim üstüme attınız ya ben her gece yemiyorum hocam ben ne yiyeceğimi biliyorum. Efendim cevap vereyim. Sizin gibilere cevap vereyim. Bir kere yiyemezsiniz bakın. Sizin programınız var sabahın. Bu evet. Ülke şunu anlamalı bizim insanımız. Bizim programımız var. O programda diyor ki akşam güneş battı yemeğini yiyeceksin. Allah iftarı hocam, niye güneş akşam batarken, namazı vermiyor? Ben güneş kalk uyuyorum. Efendim ben güneş sizden bahsetmiyorum. Normal yaşantılı yaratılmış programdaki diskette programı verilmiş insandan bahsediyorum. Hı hı. Siz ona uymuyorsanız o sizin probleminiz. Ama ben normal insanlar için anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Güneş battı yiyeceksiniz. Ondan 1,5 saat sonra bir daha hiçbir şey yiyemezsiniz. O da yatsı namazı diyelim. Onu bittiğiniz zaman çünkü 11'de bilimsel olarak organların aktif vakti vardır. Bu bilimler Türkiye'de okutulmuyor ki. Ama Lübnan'da okutuluyor. İsrail'de, Romanya'da, Bükreş'te sınırlarımıza kadar geldi. Avrupa Birliği'ne bir girebilsek bunlar burada da olacak artık. Birileri sesini kesecek. Ben Almanya'da çok rahat konuşuyorum. MIT'de, Erasmus'ta, Kraliyet Üniversitesi'nde, Hollanda'da vakfım var. Çok rahat konuşuyorum. Kanada davet ediyor. Ukrayna'da İntegratif Tıp Kongresi'nde birinci seçiliyorum. Ukrayna Sağlık Bakanlığı bana ödül veriyor. Burada da sual soruyorlar. Adının ne, soyadın ne diye. Bu ülke böyle şimdi. Ama saat 11 ile 1 arası safra kesenizin saati sabahın. Bu saatte hiçbir şey yiyemezsiniz. Safranızın aktif vakti. Safra yemek yeri değil ki. Zaten hocam buradayım. Ne yiyeceğim ben? İşte yani bu saatte yemeniz mümkün değil. Tamam. Kesinlikle yiyemem. Safranız kendini temizlemeli. Salgılarını vesaire. Bitti. 1 ile 3 arası karaciğeriniz devreye giriyor. O temizleniyor. Çünkü kulum diyor bu sabah diyor 7'de yine yiyecek diyor. Hemen kalın bağırsağı indiriyor. Orada da enzimler salgılar gidiyor karıştırıyor ki tam atılma noktasına gelsin. Siz şimdi tam bunların çalışma saati yemek yerseniz... Anladım gece bir şey yenmeyecek. Yemeyeceksiniz. Yerseniz tamam. Şefkat tokatı da yersiniz. Yani. Ne tokatını? Şefkat tokatı. Şefkat tokatı deminki neydi? Yani yaratıcı şey arada bir sevdiği kullanılan böyle dikkat et bak çizgiden çıkıyorsun. Hı. Böyle hep 11'de yatma. Arada bir 1'de yat. Yani cumartesi, pazartesi onları konuştuk sizle. Konuştuk. Ne kadar dedik? 2 gün yatın dedim, dinlenin yatıyor. Dedim. Yani bunları yaptığınız zaman yani bir kişi haftada en az 3 gün veya 2 gün gece 11'de uyumalı safra kesesi için. Yoksa ne olur bir gün çamurlaşır alıverirler. Bu organ zaten lüzumsuz derler. Yani şu an. İşte ne olur
Yok, daha o kadar yok. Göz torbalarınız o kadar bariz değil yani. Yok yok canım. İyisiniz. Ben iyi bakıyorum kendime, merak evet, makyajınız çok güzel. Yani. Aa, makyajsız daha güzelim hocam. Öyle mi? Peki. Şaka yapıyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Şimdi hemen her şeyi toparlamak gerekirse. Evet. 25'inde, 25 Ekim'de. Yağı söylemedik, son gün. Ha evet, son gün dediniz geldi. Son gün geleceğiz de işte araya şeyler giriyor, sualler. Son gece, dolunayın olduğu gün 14. gece bir bardak zeytinyağı limon var. Herkes bir bardağı zeytinyağı limon, sizin gibi. Ne diyelim. Kadar zeytinyağı, ne kadar yani limon? Yani bir bardak 200 gramlık, 100 gram zeytinyağı, 100 gram limonu karıştırsınlar, yudum yudum. O gün hamam yapılacak, beden ısıtılacak. Hmm. Bakın çok önemli. Ve akşam eve geleceksiniz hiç üşütmeden. Zeytinyağı limonu içeceksiniz. 90-100 kiloysanız 200 gram 200 gram için. İçebildiğiniz kadar. Bunu için yudum yudum nefes teknikleri var. Burundan yani diyafragmayı açmak için, bu sporda da vardır. Buradan alıp buradan vereceksiniz. Çok önemlidir bu, bakın. Bak bu nefes teknikleri, siz de biraz ilgileniyorsunuz bu konuyla. Nefes burundan alır, ağızdan verilir mesela. Bu akmayı sağlayacaksınız, içerideki hareketi. Ve ondan sonra yatacaksınız. Önce sağ tarafınıza, karaciğer, sonra sol tarafınıza yatıp, önce sol tarafınıza, sonra sağ. Çünkü kalbe baskı yapmamanız lazım. Şimdi insanlar sol tarafına yatıyor. Bütün yükü kalbin üstüne veriyor. Halbuki sünnet olan da sağ tarafa yatmaktır. Yani din sadece namaz, oruç, zekat, haç değil. Bugün onun da diyorlar. Böyle bir din yok. Dinde 1000 tane emir var. Saçınızın şeklinden, kaşınızı almadan, yüzünüze bakımından, her şeyinize kadar, tırnağınızı kesmenizin şekline kadar. Bakın çok ilginçtir. Şimdi dünyada enerji boyutları var. Enerjinin akışı. Hocam onları başka bir gün konuşalım. Onlara çünkü vakit yok. Siz ama o kadar bak şey... çok önemli, bunu söyleyeyim. Ben 54 tane değer buldum. Bütün bu mistik boyutta olanların, uygulamaların hepsinin Kur'an ve Sünnetullah'ta olduğunu buldum. Aramaya lüzum yok ki başka yerlerde. Önce sağ tarafa yatıyoruz, sonra sola dönüyoruz. Sonra, hayır. Önce sola yatıyorsunuz. Sonra sağa yatıyorsunuz ve uyuyorsunuz. Sabahleyin yine temizlediğinizde, lavman yaptığınızda, işte sitelerimizde var, parça parça taşların, kumların, çakılların, parazit torbalarının atıldığını görüyorsunuz. Bunlar normal, insanlar bunu yapıyor. Son böyle bir söz söyleyeyim. Ben bunun tabi yerlerini gördüm. Tayland'da, Tayvan'da tahtaları var bunların. Türkiye'de de şu an 14 detoks merkezinde bunlar uygulanıyor. Biz de işte bunu kendimiz yapacağız. Adrina, sizi de davet edelim. Altınoluk'ta yapıyoruz biz şu anda bunu. Orada bir otel bunu uyguluyor. Bizi de davet ettiler. Ekibimiz de, biz de orada kendimiz rahat bir dinlenme imkanı olacak. Bütün ekibimiz de biz de orada olacağız. Orada.